70 dolara düşürmüştü. Evet, petrol fiyatları üzerinden giden bir denklem var. Bu denklemi çözmeye çalışacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir kadro var. Gerçekten güçlü bir kadroyu bir araya getirdik sizin için. Yaklaşık 50 dakikada vaktiniz var. Çok sayıda soru sorma imkanınız var. Bana göre en uzaktan itibaren takdim etmeye çalışacağım. A1 Capital Menkul Değerler Direktörü Belgin Maviş bizimle birlikte. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Ege Yazgan bizimle birlikte. Şeker Yatırım Baş Ekonomisti Gülay Elif Girgin bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hocam ilk sözü size vereceğim ama ondan önce hanımların bu uzun saç, baş ve makyaj fasılları ile ilgili lütfen seyirci nezdinde bir şeyimi duyurmama izin veriniz. Yani her biri ayrı saç stillerine sahip farkındaysanız. Yani her biri özenli iki ayrı saç stili geliştirmiş. Ve yayına yaklaşık işte 40 saniye kala falan geliyorlar. Yani bazen böyle yüreğim ağzıma geliyor. Galiba yolda değiller falan diye düşünüyorum. Trafiğimi mi yakalandılar ama son anda geliyorlar Allah'tan. Hani gong çalarken burada oluyorlar. Peki. Şeyle başlayalım. Şimdi bu büyümeyi sizinle başlayacağım hocam. Büyüme verisini bir sürpriz olarak gördünüz mü bir defa, yani beklen, çünkü hiçbir aracı kurum, hiçbir banka, hiçbir analist bir defa bu büyümeyi tutturamadı. Bunu bugün söyleyebilirim. İyi ki kuruluştan böyle buna çok yakın rakamlar geldi ama 1.7'yi bilen tek bir kuruluş yok. Yerli yabancı, yani hatta Mars'takiler de buna dahil, yani onların da çok ciddi sapmalar gösterdiğini düşünebilirim. Evet. Neden bu kadar saptı? Bu bir. İki, bu büyüme rakamı bize neyi anlatıyor önümüzdeki yıla dair? Burada bu büyümenin düşüşünü şimdi benim de çok fazla detaylı inceleyemedim ama gördüğüm kadarıyla bu tarım üretimindeki bu azalışın stokları azaltmasıyla büyümenin beklenilmesinden düşük olmasına yol açtı. Yani evet, bunu demek ki biz göremedik. Yani sonuçta tarım üretiminde bu kadar ciddi bir daralmanın olacağı, bunun da stoklar üzerinde böyle bir etkide bulunacağı. Ondan sonra çünkü diğer taraflara baktığınız zaman evet, siz de haberi okurken tarımdaki daralma beklenenin iki katı gerçekleşti. İnanamadım. Evet. Ya bu da direkt stokları eritmiş. Stoklar eriyince zaten dolayısıyla büyüme beklenenin bu kadar altında gerçekleşti. Şimdi diğer kalemlere baktığınız zaman siz de haberi okuduğunuz ve sunduğunuz zaman da görüyorsunuz ihracatın etkisi. İhracat büyüyor, ithalat küçülüyor. Dolayısıyla dış ticaretin etkisi oradan net. En büyük etki oradan geldiğini söylediniz. Doğrudur. Onun dışında tüketimde de bir artış var. İç tüketimde de bir artış var. Evet, beklenilen kadar değil. Konut sektöründe de bir artış var ama o da tabii ki beklenilenin altında ama yani baktığınız zaman hem biraz kamu harcamalarında da artışla birlikte iç tüketim, özel tüketimin dışında oradan bir destek söz konusu. Dolayısıyla bunlara baktığınız zaman yani büyüme hem biraz dış sektörden gelen bir büyüme var. Onun yanında da yine talep kamu harcamalarıyla belli bir iç talepte de hafif bir canlanma var. Yani bu şeyi görüyorsunuz ama evet, tarım tarafında böyle bir şey olduğu zaman büyümede böyle bir beklemediğimiz bir düşüş gerçekleşmiş. Şimdi aslında enflasyon tarafına da baktığınız zaman hep enflasyonda sürekli vurgu gıda fiyatları üzerine yapılıp ve bu zamana kadar Merkez Bankası tarafından da yapıldığı zaman bu tarım üretimindeki iste evet doğrudur, biz 2000 en düştü 9 yıldır galiba en kurak mevsimi geçirdik vesaire. Bu gıda fiyatlarının üzerindeki etkisini de gördüğünüz zaman enflasyonda da bu vurgu yapılıyor. Bu manzarayı biraz burada da görüyoruz. Yani tarımda böyle bir anormallik söz konusu. Enflasyondan konuşacağız ama hemen ona değinmişim. Bilal Talas diyor ki hocam, aslında ben ilave edecektim, hatırlattı bize sağ olsun. Diyor ki büyüme rakamının az gelmesinde tarımın yanı sıra 1000'den fazla kaleme etkileyen inşaat sektöründeki yavaşlama da etken olmuş mudur? Tabii ki oldu. Tabii ki evet. Elbette yani bekle ama yani burada en büyük etki, yani neden bu kadar düşük geldi denildiği zaman bu tarım kaynaklı, yani onu görüyoruz. Yani böyle bir şey olmasaydı tarımda bu yaklaşık yani belki 1.7 işte en düşük bekleyen galiba 2'nin biraz üzerinde bekliyordu. Yani bunun şeyde evet, herhalde 2.5'lar düzeyine falan gelirdi belki bu büyüme ya da 2'nin biraz üzerinde olurdu bu tarımdaki bu şey olmasaydı. Ama diğer tarafta da böyle çok parlak bir manzara, yani konut sektöründe de öyle parlak bir manzara yok. Hemen enflasyondan bahsetmişken şununla bağlayayım. Biraz önce dedik hep gıda fiyatları bu enflasyonda gündeme geliyor. Erdem Başçı da sürekli olarak bunu tekrarlıyor. Yalnız dünyada da gıda fiyatları bu arada düşüyor. Onu da söylemekte büyük bir fayda var. Evet. Dünya gıda fiyatları aşağıya doğru gidiyor. Hem döviz kurundaki değer kaybetmesi, yani iç tarafta bizim
tarım sektöründe ve gıda fiyatlarıyla tamamen tersine bir sorunumuz var. İç piyasaya yansımıyor. Dış piyasada var olan fiyat hareketleri bizim enflasyonumuza yansıyor ama tersine hareket olduğu zaman bu gıda fiyatlarında nedense galiba iç bizim aktarım mekanizmalarında bir problemimiz var. Orada bu yansımayı tersinden enflasyon üzerinde görmüyoruz. Hemen onu da bir dipnot olarak söyledim burada, ona değinmişken. Yoksa büyüme konusunda şu anda durum bu sanıyorum. Evet. Anlayabildiğim kadarıyla. Peki, evet. Bir kısa değerlendirme sizden, bir kısa değerlendirme de sizden alalım. Ondan sonra sorular geliyor, peş peşe gelmeye başladı. Hı-hı. Sürpriz miydi sizin için? Bizim beklentimiz 3'tü. Bu sene için de genel olarak 2014 için de %3 gayri safi yurt içi hasıla büyümesi bekliyoruz. Hani o genel itibariyle piyasayla ve hükümet tahminiyle paralel, hükümetin tahmini de 3.3-4'tü biliyorsunuz, 3.3'e revize ettiler. Bizim beklentimiz 2015 için biraz farklı. Biz %3 büyüme bekliyoruz yine. Biraz aşağıda piyasa beklentisi 3.6 yanlış hatırlamıyorsam, hükümet tahmini de %4 civarlarında. 2014 çok konuşuldu. Hani 3. çeyrekte de söylemek gerekirse sizin demin sorduğunuz sorunun karşılığı, hani eğer ki tarımda hiçbir şey olmasaydı, yani böyle bir daralma olmayıp da yatayda kalsaydı %3'lük bir büyüme zaten geliyordu o taraftan. Tarımda çok zor tabii kontrol etmek. Yani ne kadar üretim var, sonuçta bir imalat sanayi gibi ya da diğer bankacılık, finansal sektör gibi rahatça onun hesaplamaları yapılamıyor. O anlamda hani önümüzdeki dönemde tarımda bir revizyon da görebiliriz. Hani genelde tarımda yapılıyor zaten bu tarz revizyonlar. Bir de imalat sanayi biraz aylık imalat sanayi verilerinin bize verdiğinden biraz daha aşağıda bir 2.2 gibi bir büyüme kaydetti. Herhalde burada katma değerini hesaplarken daha farklı bir yöntemle bulunuyor. Tabii o da biraz yani gerçekleşmenin beklentiler altında kalmasına sebep oldu. Bununla beraber iç talep ikinci çeyrekte negatifteydi. Evet. O pozitife geçti. 70 bas puan gibi bir artı katkıda bulundu manşet büyümeye. Fakat net dış talep, işte iç talepte hafif bir canlanma olduğunda her zaman gördüğümüz gibi. Bu arada grafik ekranda, evet, bunu anlatıyorsunuz zaten. Aynen öyle. Evet. İhracat, ithalatta ki daralma yavaşladı. O tabii yavaşlayınca direkt olarak bizim net dış talebimiz daralıyor, oranın katkısı. Yani daha önceki dönemlere göre. Yani kısacası çok hemen toparlamak gerekirse 2014 zaten çok özellikle ikinci yarısı için çok büyük beklentiler yoktu. Bu Fed'in tarafından gelecek sinyaller bağlamında. O da beklentiler paralelinde gidiyor aslında bakıldığında. Fakat demin de söylediğim gibi yani 2014'ün artık bitti. Çok da fazla bir şey yok. Dördüncü çeyrekle ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Ekim ayı sanayi üretimi 4.4 gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Beklentilerin altındaydı ve olumlu bir baz etkisine rağmen beklentilerin altında kaldı. Kasım ve Aralık'ta bu olumlu baz etkisi de olmayacak. Yani o taraf da biraz sıkıntılı. Bir de kapasite kullanım oranında da Ağustos ayından beri herhangi bir iyileşme yok. O da %74 civarında salınıyor mevsimsellikten arındırılmış şekilde ve son olarak yani şu anki elimizdeki verilerle tüketici güven endeksleri son 4 yılın 3.5-4 yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Tüm bunları düşündüğümüzde çok parlak bir dönem görünmüyor gibi. Çünkü o tarafta biraz da hani hep burada konuştuğumuz gibi Türkiye'nin çok da fazla bir hikayesi yok 2015'e yönelik olarak. Daha ziyadesiyle korku senaryolarından bahsediyoruz genelde. Bugün Sayın Erdem Bahçe'de hani olur da bu normalleşmede bir gecikme olursa esas bunu nasıl çözmemiz gerekiyor, bunu konuşmamız lazım dedi. O da tabii hep konuştuğumuz gibi yani bir kısım da, evet, hani bu kadar çabuk faiz arttırımlarına gidilirse dünya ekonomisi ve Amerikan ekonomisi bundan ciddi zarar görür diyen bir taraf da var. Hani onlar da konuşulmaya başlayacak belki 2015'te önümüzdeki dönemde ama şu anki görünüm Fed'in bir patikaya girdiği, biraz da işte hani nasıl söyleyelim, acı sonun yavaş yavaş geliyor olduğu yönünde. Evet. Ama dediğim gibi yani 2015 yılı bence diğer merkez bankalarından daha ziyade Fed'in
belirleyeceği bir yıl olacaktır diye düşünüyorum. Evet, bu arada saç stillerinize ve renklerine gelen övgüler var. Onların hepsini tek tek okumuyorum ama bilin ki beğenildi izleyici tarafından. Samir İsmailov'un bir tweet var, okuyacağım. Yorumunu ben yapacağım, size başka sorum var. Diyor ki, hiçbir ekonomist eğer diyor büyümeyi bilemediyse, tahmin edemediyse, Merkez Bankası diyor 2.8 der, 3 der diyor, herkese yutturur diyor. İşte öyle değil. Yani tabii espri yapıyor, biliyorum, o da bunun farkında. Bu mümkün değil çünkü hani uluslararası dolaşıma açık bazı veriler var. Yani biz o hesabı yapmasak bile onlar yapar, önümüze koyarlar. Dolayısıyla onu yutturma imkanı yok. Tabii espri yaptığını biliyorum Samir Bey'in. Ben bir şey eklemek evet. istiyorum. Yunanistan bir zaman yutturdu bunları. Sonrasında ama sonra çok acı oldu. Çok acı oldu bunun bedelini ortaya çok çıkması. Acı o bakımdan hiçbir ülkenin buna cesaret etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, yani sadece Türkiye özelinde değil, hiçbir ülke anlamında söylüyorum. Evet, bugün bir rapor hazırladı. Daha doğrusu bir derleme. Hani 2014'te kimler büyüdü? Biz ilk 15'te yokuz. Ama acı olan şuydu, ilk 15'te hani alışacağız hani son 5'te falan olmaya genelde bu tip şeylerdi. Acı olan, bana dokunan 16. sırada Yunanistan, 17. sırada biz. Evet. Hani her gün böyle battı batıyor diye. Hatta ben bugünkü veriyle biz 18'e düştük. Hollanda'nın arkasındayız. Evet. Yani evet. Böyle yani. Bir veri vardı önüme. Amerika gelmişti. 13. sırada. O biraz teselli etti ama. Hani, yani hani böyle 16. ekonomiyiz falan, çok hoşumuza gidiyordu. Gidiyordu. 17 olduk, durum idare ederiz dedik. Ama şu anda Türkiye dünyanın 18. ekonomisi durumuna gerilemiş vaziyette. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterir. Şimdi soru şu. Büyüme ile kalkınma arasında bir fark var, değil mi? Bunu, bu farkı herkes işaret ederler. En son Mustafa Koç, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı iken, son kez yani TÜSİAD'dan elini eteğini çekmeden önce, o böyle bir tarif yapmıştı. Dedi ki, Türkiye'de büyüme var ama kalkınma yok. Şimdi biz büyüyoruz her şeye rağmen, işte %2.8 yani 9 ay itibariyle büyüdük. Yıl sonu itibariyle de Gülay Hanım'ın tespitiyle yine 3'e yakın bir büyümemiz olacak. Kimi otoriteler daha yukarıda gösteriyorlar. Ama işte büyüme her şey demek değil. Yani büyümenin kalkınmaya dönüşebilmesi için ne olması gerekiyor? Yapısal reformların gerçekleşmesi gerekiyor her şeyden önce. Bunun için de kamu harcamalarının biraz daha artması gerekiyor. Bütçe denkliğinizi bununla birlikte korumanız gerekiyor. Ve hükümetlerin de, bunların hepsinin başında, hükümetlerin de bu konuda biraz daha atak ve atılımcı olmaları gerekiyor. Yani ekonomiyi canlandırma adına. Büyürsünüz, nasıl büyürsünüz? Sıcak para hareketleriyle büyürsünüz. Büyürsünüz, ithalat ağırlıklı büyürsünüz. Ülkede borçlanma yaparak büyürsünüz. Büyürsünüz, enflasyonu yüksek tutarsınız, işsizliğe göz yumarsınız. O çark bir şekilde dönmeye devam eder. Ama siz sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak istiyorsanız yapısal reformlarınızı gerçekleştirmeniz gerekir. Türkiye'de işte eksik olan bu Ali Bey. Peki. Çok sayıda tweet var. Yani tweetler şöyle söyleyeyim. Tıpkı bir Nil Nehri gibi önümden akıp gidiyor. Yüksek bir debiyle. Çok şairan oldu ama. Vallahi yetişemiyorum. Ya, o kadar çok tweet geldi ki şimdi bir sürü geldi ve onların çoğunu okuyamayacağım. Çünkü çok aşağıda kaldılar. Evet. Onları yeni baştan yukarıya doğru çekmeye kalksam bayağı bir vakit harcayacağım. O yüzden kusura bakmayın. Yani önce atanlar, sonra bir daha atsınlar. Belki bir daha atarlarsa yakalarım. Oradan bulunduğu yerden sorarız. Hocam şimdi bu büyümedeki en çok dikkati çeken, yani tamam büyümemiz belli, işte bir küçülmeye doğru giden bir büyüme var. Fakat beri yanda bugün Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporunu açıkladı. İşte bu yılı %8.9'da kapatabileceğimizi düşünüyor. Gelecek yıl ve sonraki yıllarda da 6.2'lik hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyor. Şimdi ben geçen de böyle bir grafik yapmıştım. Bu yine kendi el yapımım. Olağanüstü şeyle hazırlanmış bir grafik bu. Şimdi sol sütunda, yani size göre sol sütunda her 10 dolarlık Selçuk, görebiliyor musun bu muhteşem grafiğimi? Lütfen rica ediyorum. Evet. El yapımı olağanüstü. Her 10 dolarlık petrol fiyatı düşüşünde biz 4.4 milyar dolar cari açık daha az veriyoruz. Evet. Toplamına bakıyoruz. Yani 114 dolardan 64 dolara geldik. Bugün 65'in biraz üzerinde, 64 kabul ediyor. 22 milyar dolar biz, yani totalde cari açık tabii ki oluyor. Petrol kontratlarımızın geçerli olduğunu düşünerek, yani şu anda bu kontratlara göre yapıldığını düşünerek 22 milyar dolar biz daha az cari açık vereceğiz. Evet. Buna mukabil Erdem Başçı'nın söylediği her 10 dolarlık petrol fiyatı düşüşü aynı zamanda 0.5 puan enflasyonda
azalmaya yol açıyorsa 2,5 puan da oradan bir şey geliyor. Ama ben görüyorum ki hocam, yani emtia fiyatları düşüyor, cari açık düşüyor, iç tüketim düşüyor ama bizim enflasyonumuz artıyor. Bu garip değil mi? Yani burada bir tuhaflık var. Şimdi biraz önce de benim de söylediğim gibi, yani dünyada da gıda fiyatları uzun zamandan beri düşüyor ama biz gıda fiyatlarını burada enflasyonu patlattığından konuşuyoruz. Aynen öyle. Yani şimdi, yani dolayısıyla bu da böyle bir şey. Niye böyle oluyor? Şimdi tabii benim de bir fikrim var. Herkesin bir fikri vardır burada, yani niye böyle olduğuna da. Hani sizin fikriniz benimkinden değerli, onu söyleyeyim. Yok estağfurullah, hayır hayır. Hayır yani, ama yani bunun niye böyle olduğunu biraz üzerinde de pek fazla konuşulmuyor gerçekten. Yani bu, evet, gıda fiyatları artıyor efendim ama dünyada gıda fiyatları aşağıya doğru düşüyor. FAO'nun gıda endeksi, evet, giderek yani düşüyor her yıl. Sürekli düşüyor. Şimdi niye böyle olduğuna dair bir şey söylenmiyor. Yani bir araştırma da yapılmıyor, bir şey de yapılmıyor. Şimdi petrol fiyatı da düşüyor. Evet, petrol fiyatı düştüğü zaman belli bir ölçüde içeri yansıyor ama tam da dediğiniz gibi orada gördüğümüz kadar, evet, yansımıyor. Yani bunu çok iyi, hem pompaya yansımıyor hem ulaşımda öyle bir şey görmüyoruz. Evet. Yani bu sihirli formül pek öyle çalışmıyor. Yürümüyor. Evet. Yani bizim enflasyonumuz, onun enflasyonu falan yok. Bir tane enflasyon var yani. Dolayısıyla onu yani herkes bunu ölçüyor işte. Dolayısıyla önümüzde rakamlar duruyor. Yani dolayısıyla evet, dediğiniz gibi pek öyle o petrol fiyatları. Şimdi piyasa bu hikayeyi çok güzel satın aldı. Düşük risk primi efendim, ondan sonra petrol fiyatları aşağıya doğru gidiyor ve dolayısıyla piyasada böyle bir olumlu bir hava esiyor. Evet, bunun doğru bir tarafı var. Bu yapılmış olan aritmetiğin de belli bir mantığı da var tabii. Ama yani bu aritmetik öyle de tam da çalışmıyor. Benim güzel grafiğimden bahsediyorsunuz, evet, değil mi? Tabii, yani evet, bu muhteşem. Yani, evet. O aritmetik öyle tam çalışmayabilir. Evet. Cari işlemler belli bir ölçüde bu etkiler görülecektir tabii ki. Yani şu anda petrol fiyatları ile ilgili herkesin 3 aşağı 5 yukarı bir süre kalıcı olacağına dair bir şey var. Yani bu olumlu etkiyi de göreceğiz. Şimdi üçüncü çeyrekte de bu son açıklanan gayri safi milli hasıla rakamından sonra, evet, cari açık 5.8'e düştü galiba bu şeyde. Dolayısıyla doğru, oran olarak gayri safi. Doğrudur, böyle bir şey var ama bu kadar da toz pembe bir durum benim görebildiğim kadarıyla yok. Yani bunu biz dediğiniz gibi pek öyle enflasyonda göremeyiz. Lafı uzatmak pahasına çok basit bir şey daha söyleyeceğim bu büyüme ile ilişkili olarak. Şimdi Erdem Bahçe'de dedik uzun vadeli faizler önde. Biz o yüzden enflasyon beklentilerini düşürüp uzun vadeli faizleri, dolayısıyla yatırımları, büyüme böyle artar. Doğrudur, bir ölçüde büyüme tabii ki böyle artar. Merkez Bankası'nın da görevi budur, uzun vadeli faiz. Ama biraz önce de Belgin Hanım söyledi, esas bizim yapısal reformlara, esas yani uzun vadeli büyüme dediğiniz zaman yapısal reformlar üzerinden Merkez Bankası'nın tabii yapabileceği bu yapısal reformları da hükümetin yapması lazım. Evet. Yani, peki hocam, evet, sizin mikrofonunuzu düzeltecekler arkadaşlar. O arada ben Belgin Hanım'a döneceğim. Bir piyasa yorumu istiyorlar. Yani Nuri Yılmaz diyor ki, bakın, dördüncü tweetimi attım diyor. Bir piyasa yorumu yapmazsanız diyor, iki elim yakanınızda demeye getiriyor. Evet. Böyle söylemiyor ama ben öyle anlıyorum yani. Ve bir kısa vadeli bir yorumu yapabilir misiniz Belgin Hanım? Şimdi biz, hocam geliyorlar, takacaktım. Siz hallettiniz. Tamam. Çok enteresan bir süreçten geçiyor. Yani birbiriyle ters korelasyonda olan, ters hareket eden enstrümanların aynı anda hareket ettiğini görüyoruz. Nedir bunlar mesela? Dolarla altın fiyatlarının aynı şekilde gitmesi gibi. Borsa İstanbul'un son 2 aylık periyoduna baktığımızda rehberi dolardı. Buna Aralık ayı itibariyle peki, bir virgül koyun. Bugün borsa her şeye rağmen neden, evet, yükseldi ya da nasıl artıda kapatabildi? Hani öyle, başka şeyler fiyatladığını biliyorum ama çok depresif gelen bir büyüme rakamı var. En azından orada böyle, evet, bir hafif sarsıntı geçirmesini beklerdim. Hani derler ya, böyle çok sağlam bir boksörsünüz ama ya siz de bir yumruk yediğiniz zaman biraz sarsılırsınız. Hı-hı. Hiç öyle bir şey olmadı. Olmadı. Çünkü rehberleri farklı. Artık yani o verileri şey yapmıyor. Eskiden olsaydı daha farklı şeyler, siyasi bir gerginlik, söylenen bir söz, atılan bir kitap bile bir anda her şeyi, dengeleri bozabilirdi ama şu anda o yok. Çünkü takip ettiği piyasanın 3 tane rehberi var. Evet. Bunu zaten sizinle daha önce sohbetimizde konuşmuştuk. DXY dediğimiz dolar endeksi, petrol ve dolar. Evet. Şimdi bugüne baktığımızda dolar sakin bir seyrini sürdürdü. Tamamıyla yatay bir görünümdeydi. Bununla birlikte petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket vardı. Ve bu da tabii ki Borsa İstanbul'u yukarı yönlü hareketlendiren bir unsur oldu. Ama günün sonuna doğru baktığımızda özellikle petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etmeye yeniden başladığında Borsa İstanbul'da da realizasyonların geldiğini gördük.
Evet, sıkı bir duruş sergiliyor. 85 binden aşağı inmek istemedi. Şimdi 84 bin seviyesinde tutunma gayreti içerisinde. Ama bu dengeler 17 Aralık tarihine kadar ki süreç içerisinde bu şekilde devam eder. Dalgalı hareketler. Burada yön belirleyici olan bir diğer unsur da altın. Yani bu yarışın içine o da son dönemde katıldı. 17 Aralık FED toplantısı ama onun öncesinde yarın Draghi'nin yapacağı ikinci TLTRO var. Buraya gelecek olan teklifler Ocak ayında FED benzeri bir parasal genişleme yapıp yapamayacağının da sinyallerini verecektir. İşte dengeler 11 ve 17 Aralık bu iki tarih içerisinde değişebilir. Endeks anlamında 84 bin kırılmadığı sürece 84 bin 85 bin 500 bandında gidip gelen bir Borsa İstanbul görebiliriz karşımızda. Peki. Torul Güzel diyor ki, Ali Bey diyor, parmaklarım klavyeye yapıştı diyor, yazmaktan diyor. O kadar çok yazdım ki diyor, bir tanesini bile okumadınız diyor. Şimdi Turul Bey, size bir tavsiyem olacak. Lütfen ellerinizi klavyeden çekin. Klavyedeki parmak izlerinizi de silin. Hanıma da deyin ki hiç kullanmadım ben bu bilgisayarı deyin. Bari o evde en azından kendinizi temize çıkarın. Ama bir şey var, onu okuyacağım. Diyor ki Turul Bey, petrol hikayesine fazlasıyla sarılındı. Ama diyor, bu sarılmanın ayrılık vakti artık geldi. Daha da düşerse petrol dünya için bir tehlike başlar diyor. Şimdi sizden bir kur yorumu isteyeceğim. Daha doğrusu sepet, Selçuk'tan rica ediyorum. Sepet kuru bir görelim. Sepet kuru bugün böyle hani dolar hafif bir kafayı kaldırdı, yukarı doğru gitti. O arada euro da ona eşlik etti. 2.54'ü gördük ama sonradan dolar düşmeye başladı. Yani Merkez Bankası'nın bu 40 milyon dolarlık ihalesinden sonra dolar aşağı doğru gitmeye başladı. Ama Euro'nun çıkışını durduramadık ve yine 2.54'te çakılı kaldık. Ben umut ediyordum ki bu gelişmeden sonra, yani o doların ateşi düştükten sonra herhalde bizim sepetimiz 2.52'ye falan gelir diye. Ama bakıyorum akşam olmuş 2.54. Ondan önce neye borçluyuz? Ben şu el yapımı grafikle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bununla ilgili. Evet, bu güzel grafik. Evet, o kesinlikle ona yani biraz daha konuşmak lazım onun üzerinde bence. Şimdi burada en önemli konu her şeyin sabit kaldığı varsayımı altında. Evet, bu söyledikleriniz tabii ki, evet. Geçerli bravo, olabiliyor. Bravo, bravo. Onu yani, söylemeyi unuttum. Evet, mesela şimdi burada bir servet etkisi var. Yani sizin ülke olarak biz ne kadar az, hani Suudi Arabistan değil bir sonuç. Grafiği yani orada size hediye edebilirim yayınlandı. Ben bunu çerçevelettirip aslında planlıyorum. Şimdi burada bir servet etkisi var. Şöyle ki servet etkisi, nasıl Suudi Arabistan'da ters bir servet etkisi varsa bizde de doların, pardon, petrolün düşmesiyle beraber daha elimizin rahatlaması, daha az parayı petrole vermemiz sonucunda elde kalan para, yani çok basit herkes anlasın diye anlatıyorum. Bu diğer türlü ithalata da gidebilir. Hani büyümeyi destekleyecek bir şekilde diğer türlü ithalata da giderse, o zaman işte bu sizin bahsettiğiniz cari açıktaki ilerlemeyi biz kaydedemeyebiliriz. Enflasyon içinde bakıldığında sizin dolar, petrol, dolar anlamında ne kadar düşerse düşsün, TL'deki bu volatilite ve güçsüzlük devam ettiği sürece, hatta daha yukarı giderse eğer, zaten bunu birebir göremezsiniz. Yani şu an TL'nin bulunduğu konumda eğer bu gelişmeler sürerse, o zaman 2,5-250 bas puan gibi bir, belki hani belki de 200 bas puan gibi bir etki görülebilir. Ama diğer yandan demin de söylediğim gibi petroldeki bu düşüş sizin büyümenizi motive ederse, orada içeriği stimüle ederse, o zaman talep kaynaklı bir enflasyonla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani bugün Sayın Erdem Başçı bunlardan bahsetti. Yani her şeyin sabit kaldığı varsayımı altında çok basitçe yapılmış bir hesaptır ve hani tabii ki bu birebir yansımaz. Elbette çünkü farklı, demin de söylediğim ama gibi. Ama teorik olarak bunun yarısını şekilde görmeliyiz. Evet, görmeliyiz. Hani kurda her şey yansıyor bakıldığında. Tabii bir de demin konuşulduğu gibi burada pompaya yansımıyor. Çünkü vergiler yüzünden, diğer aynen etkenler o yüzünden. Ali Bey diyor ki, çiftçi Mali, yani çiftçi Mehmet Ali galiba, Mehmet Ali Bey diye düşünüyorum. Diyor ki düşen petrol fiyatı pompaya yansımadığı takdirde büyüme az olur diyor. Çok doğru söylüyor. Enflasyon yani da düşmez o zaman. Evet. Çünkü onun üzerinden hesaplanıyor enflasyon.
hani sizin isterse yurt dışında ne kadar düşerse, global piyasalarda ne kadar düşerse düşsün. Ve dediğiniz gibi, hep sizin altında çizdiğiniz gibi yapılan kontratların vadeleri. Evet. Yani siz eğer bunu 100'den 102'den fixlemişseniz belli bir süre, 3 aylığına 6 aylığına, zaten isterse 64'ü isterse 44'ü görsün. İsterse yani 44'ler olsun. Aynen öyle, bu sizi etkileyecek bir durumda olmaz. Bu 64'e düştüğünde sizin dolar TL pariteniz 2.40'a giderse yine o zaman da bir etkileme olmaz. Onu demeye çalışıyorum. Yani bu sadece birazcık hani iyimser bir tahmin. Yaklaşım. Yaklaşım aynen, keşke böyle olsa. Peki Tuğrul Bey diyor ki, biraz önce sitem ettim ya, diyor ki yazmayalım o zaman diyor Ali Bey diyor. Ayrıca ben bir bekar adamım, bilgisayar sadece bana ait, hanım da yok diyor. Tamam Tuğrul Bey, yakın zamanda evlenirsiniz, merak etmeyin. Hocam yarınki cari açı konuşalım istiyoruz. Öyle tweetler de var. Cari açık mesela şu parametreler çerçevesinde, işte bu petrol aşağı doğru gidiyor. Evet, petrolün yarattığı bir ılıman iklim var. Bu ılıman iklimde nasıl bir cari açık gelir ve biz yıl sonu itibariyle nasıl kapatırız? Şimdi cari açık herhalde düşecek, yani 12 aylık bazda baktığımız, evet, zaman yarın da herhalde 12 aylık cari açığı da kaç beklenti hatırlıyorum? 46 milyar, 86 milyar eksi. Eksi olarak şeyde bu. Senenin sonuna kadar da bu trend sürecek tabii. Yani, evet, bu seneyi orada. Şimdi biraz önce dedim yani rakam işte 3. çeyrekte baktığınız zaman 5.8 herhalde bu seneyi. Yani o biraz daha altında falan kapatacağız yani. Tabii büyüme de bu arada tabii şimdi tabii o da ayrı bir şey. O tarafta da şimdi ben 4. çeyrekten maalesef sizin kadar umutlu tam değilim. Tam bir şey, evet, kurt masalı. Yani evet, hani evet, yani, evet, cari açığımız düşüyor, evet, ama işte evet, büyümeyi kaybediyoruz. Evet, büyümeyi evet, artırıyoruz ama enflasyon patlıyor falan. Hakikaten evet, çok içinden çıkılması zor bir durum. Yani ben ekonomi yönetimini bu anlamda gerçekten zor günler geçirdiğini düşünüyorum ve hak veriyorum pek çok konuda. Şimdi tabii bu bütün bunlar aslında bizim yani normalde bazı ekonomide şu anda gelip sıkıştığımız bir dar boğazların olduğunu ifade ediyor, evet, bize. Yani hem enflasyon tarafında zorlandınız, işte tam dediğiniz gibi işte cari açınız düşüyor ama bu taraftan da büyümeniz yavaşlıyor bu sefer. Ondan sonra eski performansınızı tutturamıyorsunuz. İşte bütün bunlar olurken büyüme, evet, enflasyonda belli bir iyileşmeyi görebilmeniz için işte belli bir büyümenizde bir yavaşlama, biraz büyümeniz canlandığı zaman birdenbire enflasyon artıyor. Öbür tarafta enflasyonda bazı sıkış ve dar boğazların söz konusu. Yani Türkiye ekonomisinin temel bir sorunu var aslında, onu görüyorsunuz burada. Yani biz çok arz yönünden sıkışmış bir ekonomiyiz. Yani bizim aslında burada gördüğümüz şey bu. Yani şu anda bütün gelişmiş ülkelerin aslında içinde yaşadığı durgunluk, talep taraflı bir durgunluk orada gördüğünüz zaman. Talep olduğu zaman hemen kapasiteyi artırıp arzı artırabilir ama bizde böyle olmuyor. Yani bizim işte içinde bulunduğumuz durum o. Yani o yüzden yapısal reform vesaire deniliyor ki üretim artabilsin. Esas mesele bu. Üretim tarafında ciddi bir darboğaz söz konusu. Olay birazcık böyle gibi görünüyor bana, bilmiyorum. Bergin Hanım, Bilal Taras diyor ki, evet, Ali Bey diyor, konuklarınız diyor şu yapısal reformu nedir? Soru anlasın size isabet etti. Anlatsınlar Allah'ını seversen. Yapısal reform denen şeyi diyor. Böyle başlıklar halinde 1, 2, 3, 4, 5 kaça kadar gidiyorsa bir saysınlar diyor. Yani nedir, ne yapılması yani gerekiyor? Hakikaten böyle bir kategorik sıralama yapabilir miyiz? Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Türkiye sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye ulaşmak istiyorsa her şeyden önce enflasyon ve cari açık gibi iki tane önemli yapısal veya uzun süre devam eden kronik durumunun önüne geçmesi gerekiyor. Şu anda bizim büyüyememe sebebimiz, evet, daralan pazar payları, dünyadaki ekonomik krizin olması kadar bizim büyüme modelini sürekli değiştirmemiz. Evet. Şunu kabul etmek gerekiyor. Eğer biz ithalat ağırlıklı büyüyen bir ekonomiysek ve bu vergilerden beslenen bir ekonomiye sahipsek o modeli sürdürmemiz gerekiyor. Ama biz ihracat ağırlıklı bir modele geçiyorsak Türkiye ekonomisi bunu kaldırmıyor ve büyüme genellikle bu modele geçtiğinde düşme eğilimi içerisinde oluyor. Şimdi yapısal reformlara geldiğimizde üretimden tarıma kadar tüm alanlardaki yatırımları teşvik etmek, bunları daha cazip hale getirmek, bunlarla ilgili gerekli olduğu takdirde kredi musluklarını açmak, evet, ve ülkenin bu jeopolitik durumunun da ön planda tutarak buna göre bir takım adımlar atmak gerekiyor. Hükümetlerin sadece faiz tarafıyla ilgilenmeyip ekonomiyi ve reel ekonomiyi canlandırmak, bununla birlikte kamu harcamalarını artırmak, özellikle yerüstü ve yeraltı yatırımlarda dahil olmak üzere canlandırmak. Biz bugüne kadar neyle geldik baktığımızda sıcak para hareketleri bir, inşaat sektöründeki hareketlenme iki,
ve sermaye piyasalarına nakit akışı 3 şeklinde. Yani sıcak parayla da bir yere kadar ekonomiyi çevirebilirsiniz. Üretim aşamasına baktığımızda üretimdeki çarkların gittikçe durma eğilimi içerisinde olduğunu hep birlikte görüyoruz zaten. Öte yandan baktığımızda dünyanın genelinde de zaten bir durgunluk söz konusu. Biz biraz paçayı nereden kurtardık? Doların aşağı doğru hareket etmesi, bununla birlikte petrol fiyatlarının aşağı yönlü gelmesi. Belki de biz bu gelecek olan şokları çok daha öncesinde ekonomik olarak hissedecektik. Ne zaman? Ağustos ayından itibaren hissetmeye başlayacaktık. Ki veriler o şekildeydi. Dolayısıyla dediğim gibi hükümetlerin bu konuda yapacakları teşvikler, ki Sayın Davutoğlu'nun bu konuyla ilgili bir takım adımları olmuştu ama onlar çok ses getiren adımlar olmadı. Onu biraz daha detaylandırması, biraz daha teşvik boyutunda, yani sanayi kesimi, reel kesimi canlandırma boyutunda olması gerekiyor. Çünkü baktığımızda, yani ekonomik şeylere, verilere baktığımızda rakamların hiç de parlak olmadığını çok net görüyoruz. Biz burada geliyoruz, neyi anlatıyoruz? İşte borsayı soruyorlar, işte gümüş ne olur, altın ne olur, dolar ne olur? Genelde bu anlamda tasarruf eğilimi olmayan bir ülkeyiz. Dolayısıyla genellikle bunları sormamızın arkasında ya FX tarafında bir pozisyonumuz var ya da dolar veya altında borcumuz var. Evet. Peki Gürey Hanım. Ben bir şey eklemek istiyorum. Belgin Hanım'ın söylediklerine, vergi bu politikası. Bu grafikten yararlanacak mısınız? Yok, onu evet, vergi tamam. İyi hatırlatayım. Evet, evet. Vergi en önemlilerinden biri bence, çünkü burada yani işte deminden beri konuştuğumuz 114'ten 64 dolara geldi, yansımıyor. Hani kur da çok kötü değil, yani stabil bir evet. şekilde gidiyordu bu dönemde. Çünkü neden? Vergiler. Yani alınan vergiler o kadar yüksek ki, evet. ondan beslenen bütçe, aynen söylediğiniz gibi o kadar yüksek ki, yani bu vergi politikasında bir değişiklik olmadığı sürece, yani sadece vergi alabildiğiniz insanlardan vergi almaya devam ettiğiniz sürece hiçbir bence yapısal reformun da bir anlamı yok. Çünkü enflasyon işte yansımıyor diyoruz. Yansıma. Cari açıkta da üretimden alınan vergiler o kadar yüksek ki. Yani evet. bakıldığında sanayici olmak ülkede, yani gerçekten çok cesaretli olmanız lazım sanayici olmak için. Şu anda bir cazibesi yok maalesef. Kesinlikle evet, yani sizin söylediğiniz gibi FX pozisyonunu değerlendirmek, oradan işte reel sektör değil de daha çok finansal sektör. Çok uzun bir zamandır gayri safi yurt içi hasılanın en büyük destekçisi finansal sektör. Evet. Bankalar. Evet. Yani imalat sanayi hep ya 2'de ya 3'te. Hep daha birinci, da gerilerde. Rakamlar birinci, zaten onu gösteriyor. Evet, birinci hep finansal sektör. Yani bu çok sürdürülebilir bir model değil. Yani söylediğim gibi siz sadece vergi alabildiğiniz insanlardan, kurumlardan vergi almaya devam edip bunu da çok yüksek harcamalarla döndürmeye çalışırsanız, sadece ekonomiyi stimüle etmek için, işte sizin söylediğiniz gibi hepimizin yakındığı gibi sürdürülebilir bir politikadan, ekonomi politikasından uzaklaşmış olursunuz. Bir de şu var, IMF Türkiye'nin uzun, orta ve uzun dönem büyüme beklentisini, potansiyelini 3.5'a revize etti. Bence bu çok önemli. Yani şimdi artık IMF borcumuz yok diye yayınladığı raporları çok böyle analiz etmiyoruz ama hani bizim 5 diye konuştuğumuz Merkez Bankası'nın, diğer kuruluşların 5 diye konuştukları potansiyel büyüme hızının, ben öyle anlıyorum, 3.5'lar olarak söylenmesi bence çok ciddi bir şeydir. Yani tabii IMF bugün öyle söyler, yarın birazcık ortalık düzelir, 4'e bunu revize eder ama hani bu yıllardır bizim 5 diye konuştuğumuz rakam artık telaffuz edilmez hale geldi. Evet. Bence evet. bir de bunu da yani bir şekilde analiz evet. etmek gerekiyor diye hocam, düşünüyorum. Cenap Ceylan diyor ki, büyümenin artması için biraz enflasyona ihtiyaç yok mu? Tabii bu çok genel kabul gören bir teori ama Türkiye'ye uyarladığımızda acaba neresinden tutmak lazım diye soruyorum. Şimdi bu tabii biraz enflasyona elbette ihtiyaç var. Yani fiyatların düştüğü bir yerde siz büyümeyi sürdüremezsiniz. Evet. Yani hem talep açısından hem bu çok net bir şey yani şimdi. Ama o biraz dediğimiz enflasyon tabii bu düzeylerde bir enflasyon değil. Burada bir bizim enflasyonda belli bir o katılık başka bir yerden kaynaklanıyor. Yani büyümeyi besleyen bir enflasyon değil bu. Değil. Evet. Nedir dediğiniz zaman yani işte tartışılan %2 mi 4 mü falan gibi oranlardan bahsediliyor bu gelişmiş olan ülkeler için, yani gerekli olan enflasyon büyüme, ama oralarda da zaten büyüme oranları düşük. Şimdi bizim Türkiye gibi bir ekonomide gelişmiş olan ülkeler için %3 gibi
gerçekten iyi sayılabilecek bir büyüme oranı bizim için yeterli bir büyüme oranı değil. Evet. Yani biz yani beşler ortalamaların beş civarında olması gerekiyor. Şimdi biz galiba bu arada tıkandık. Yani biz üçü sürdürebiliyoruz ama bu bize yetmez. Yani bizim beşlik bir büyümeye geçmemiz lazım. O yüzden şimdi yapısal reform dediğiniz zaman hani şimdi konuşuldu bayağı detaylı hepsine çoğuna katılıyorum. Şimdi evet büyüme modeli değişecek falan sizin daha fazla tasarruf yapıp iç talebe yönelik değil. Çünkü o iç talebe yönelik yaptığınız zaman rekabetçi alanlarda üretim yapmamış oluyorsunuz. Katma değeri düşük olan alanlarda üretim yapmamış. Konut sektörü gibi mesela sadece işte. Yani yurt dışına satım yapabileceğiniz alanlarda üretim yapıp biraz tasarruf yapınızı gerçekleştirmeniz lazım. Bunlar tabii kısa vadede yapacağınız dönüşüm. Bunun için gerekli olan da onun dışında daha uzun vadeli büyümenin destekleyicileri olan eğitim en önemli insan kaynağınızı yetiştirmeniz lazım. Eğitim politikanızın ona uygun düzenlenmesi lazım. Şimdi biz yani üretim için bu üretimi yapabilmek yüksek teknolojili üretimi yapabilmek için gerekli insan kaynağına altı kurumsal altyapıya sahip miyiz? Yani iş yapmak kolay mı Türkiye'de? Evet. Hukuksal altyapı buna müsait mi? Kurumlar düzgün çalışıyor. Mesela siz yabancı bir yatırımcı olarak buraya geldiğiniz zaman güzel güzel iş yapabiliyor musunuz burada? Bunu alt bir sağlayacak bir yasal dayanak var mı? Bırakalım yabancıyı, Türksünüz, iş yapmanız kolay mı? Yani sizi yani şimdi teşvik bu var teşvik mı? Var mı? Teşviki geçtim yani gerçekten. Size her zaman net olarak tarafsız davranıldığından emin misiniz mesela? Yani orada gittiğiniz zaman işte A ile B arasında ayrımcı kanun karşısında herkes eşit taraftan düzenleniyor mu? Kurumlara güveniliyor mu? İşte bütün bunlar aslında bizim yapısal reform dediğimiz şeyler. Bunlar çok önemli. Uzun vadeli büyümeyi belirleyecek olan şeyler bunlar. Üçten çıkmamız için bütün bunların yapılması lazım. Oğuz Topaloğlu ve Murat Celal Kılınç'ın iki tane yorumu var. Onları okuyacağım. Diyor ki Oğuz Topaloğlu, adalet ve hukukun kaybolduğu ülkelerde büyüme ve kalkınma başarılı olamaz diyor. Evet. Murat Celal Kılınç da diyor ki kamu personel kalitesinde bir reform yapmadan yapısal reform yoluna çıkılamaz diyor. Şahane bence de çok doğru. Kesinlikle. Yani iş oradan başlıyor. Yani kamu reformundan dediğiniz gibi sonra eğitim sistemini ele alacaksınız. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde insan kalitenizi iyi bir noktaya taşıyacaksınız. Ondan sonra üretmeye başlayacaksınız, evet. Ve insanların önünü açacaksınız. İnsanların önünü açmak da nedir? Hür düşünceye, hür teşebbüse ve hür kanaate açık kapılar sunmaktır. Bunları yapmadığımız takdirde olmaz tabii. Şimdi enflasyon bahsiyle ilgili çok kısa benim merak ettiğim bir konu var. Yani bizim enflasyonumuz katı bir enflasyon değil mi hocam? Öyle diyorsunuz. Evet, yani. Bana göre de öyle. Evet, evet. Ama mesela şu son büyüme rakamı, büyüme düşüyor. Emtialar ucuzluyor, evet. İç tüketim düşüyor. Ama bizim enflasyonumuz artıyor. Yani bu anlaşılmaz. Demek ki bir piyasada bir başıboşluk, bir sarhoşluk, bir boş vermişlik, bir adam bana necilik... Bir adam sendecilik falan var herhalde. Çünkü ama komisyon kuruldu gıda fiyatları evet, için. Ya tabii evet komisyon yine kuruldu. Mesela komisyonun bir marifetini var. Göremedik bugüne kadar. Acaba oradan nasıl çıkılır hocam? Yani bu fiyat denetimiyle ilgili bir ciddi bir mekanizma olması lazım. Şimdi o tamam bu konuyu buraya getirdiniz. Biz ben de söyleyeyim o zaman. Yani söyleyin gıda tabii. Gıda fiyatları ile ilgili olarak yani bütün dünyada gıda fiyatları düşerken bizde artıyorsa demek ki yani bir sıkıntı var. Bir sıkıntı bravo. Nedir? Aracılarda bir demek ki bu aracılarda tıkanıyor. Fiyatlar oralarda yükseltiliyor. Vesaire yani kabz mal mı diyoruz ne diyoruz işte öyle bir şeyler var buralarda gıda fiyatları ile ilgili olarak. Burada bir şey ya bu konu konuşulmuyor bile. Bakın yani sadece enflasyonumuzu gıda fiyatları arttırdı. Peki dünyada gıda fiyatları düşerken bizim gıda fiyatlarımız niye artıyor? Her şeyi ithal ediyoruz mesela, değil mi? Yani onları da ithal edebiliriz. Onları da ithal edebilirsiniz yani vesaire yapabilirsiniz. Şey. Tabii tarım korunabilir. Ona da bir şey demiyorum. Yani tarımda koruma politikaları uygulanabilir ama onun maliyetine de o zaman işte böyle enflasyon olarak katlanıyorsunuz. Ve enflasyon en önemli bir unsur haline geliyor sizin ekonomi politikanızı belirleyen. Madem buysa sorun, burada sorunu çözebileceğiniz başka mekanizmalar var. Tarımı desteklemenin doğru. Yolu bu değil. Şimdi baktığınız zaman tarım üretimi bu kadar daralmış. Bir de öbür taraftan da bunu görüyorsunuz yani bütün bunların üzerine. Yani öyle sorunlar gerçekten var. Evet. Bilal Taraz katkıda bulunuyor. Diyor ki hocam diyor hala hal yasasını işletemedik. Erteliyoruz sürekli diyor. Bu bir sebep bir tanesi. Tolga da Beşiktaşlı muhtemelen çünkü künyesinde Beşiktaş amblemi var. Diyor ki bu sebze meyve mafyası bitmedikçe enflasyon düşmez diyor. Evet bir mafyalaşma da var orada. Ona da katılıyorum %100. Peki biraz altın konuşalım isterseniz. Evet. Çünkü altınla ilgili gelen sorular var.
Altın fiyatları 2015'te nereye doğru gidecek size göre? Yani altın bir güvenli liman olacak mı yeniden, yoksa 2014 lanetli altın yılından çıkıp yeni bir altın çağına girecek miyiz? Şimdi yılın başından bu yana altın fiyatlarının düşeceğini söyleyen ve burada da 1131 dolar onslara kadar gördük. Yani evet. 1200 dolar ons kırılmazmış gibi gelen o nokta kırıldığında 1160'lar ve daha da aşağısını gören bir altınla karşılaştık. Son birkaç güne kadar özellikle şu 80'e 20 kuralı ortadan kalkması öncesinde o 80'e 20'yi söyleyin, bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Yapalım. Altın ithal eden ülkeler ithal etmiş oldukları altının %20'lik bir kısmını ihraç etmeleri gerekiyordu. Bu kural kaldırıldı. Bu kuralın kaldırılması başta Hindistan olmak üzere Çin ve Türkiye gibi altın ithalatına büyük önem veren ülkeler için de bir şey oldu. Yeniden bir kapı açmış oldu ve talebin artmasını sağlayacak. Zaten dolar karşısında, güçlü dolar karşısında altının uzun süredir düşmüyor olması yukarı yönlü isteğini de tetikledi ve bunun arkasında ne var diye düşünüyorum. Çünkü ilk etapta bir parite etkisinden kaynaklı, doların yükselişinden kaynaklı, dolar ons cinsinden olduğu için beraber hareket etmeleri muhtemeldi ama altın ısrarla, hani biz bunu her ne kadar jeopolitik risklere bağlasak da belli noktanın altına gevşemek istemedi. Şimdi bu görünür sebep. Yani bu kuralın ortadan kalkması. Ama bir diğer önemli husus var ki benim fikrimi biraz daha pekiştiren ve 2015 için evet altın sadece tasarruf aracı değil aynı zamanda yatırım aracı olmaya da devam edecektir öngörümü koruyan merkez bankalarının da altın almış olmaları ve almış oldukları bu altında yüksek maliyetlere sahip olmaları. Onlar satıp da daha aşağıdan almak yerine ortalamayı düşürmek için belli noktalara gelmesini beklerler. Ve şimdi şöyle bir örnek vereyim ben. Geçen sene Kasım Aralık döneminde altına baktığımızda 1182, 2013'te 1182 dolar onslarda, 2014'te baktığımızda 1131 dolar onsları gören ve şu anda yeniden 1300'leri zorlayan bir altın var karşımızda. Evet. Bu anlamda baktığımızda ve 1400'de görmüştü maksimum seviye. 1300'ler kırılırsa altında yukarı yönlü hareketler devam edecektir yükselen dolara karşı. Bu da merkez bankalarının bir yandan yükselen dolar karşısında oradaki pozisyonlarını korurken diğer yandan kendilerini hiç etmek amaçlı olarak da daha yükselmeden altın pozisyonlarını arttırma yoluna gidebilirler. O yüzden 2015 altın içinde bir altın yıl olabilir. Yani ben hep diyordum ki 10 yıllık periyodunu tamamladı. Yapması gereken hareketi tamamladı altın. Bundan sonra sessizliğine bürünür. Hayır. Dünyada jeopolitik riskler olduğu sürece Hindistan, Çin ve Türkiye gibi güçlü altın potansiyeli, alma potansiyeli olan ülkeler olduğu sürece altın merkez bankalarında bu alımıyla birlikte yoluna devam edecektir. Mehmet Şirin diyor ki büyümenin az çıkması cepteki paranın çoğunun gereksiz yere konuta gitmesinden kaynaklandı diyor. Kimse kendini kandırmasın diyor, bir yorum yapmış. Şimdi size bir petrol sorum olacak. Petrol nereye doğru gidiyor? Ama Belgin Hanım'ın altınla ilgili analizine küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. Bu arada izleyicilerimiz bizi lütfen dikkatle dinlesin. Yani bu tüyoyu hakikaten her yerden alamazsın. Çünkü Belgin Hanım çok özel kanallardan gelen bilgileri paylaştı bizimle. Gelecek yıl içinde 2015'te. Evet. Bir defa dünyadaki küresel terör riski devam edecek. Nijerya'da Boko Haram, o bütün Orta Doğu'da El Nusra ve bölgemizde de IŞİD'in giderek tempoyu artırarak bölgeyi daha fazla terörize edeceği bir döneme giriyoruz. Bu bir. İki, Amerika'nın başta Rusya, İran ve Venezuela olmak üzere pek çok ülkelerin ipini petrolle çekmek için büyük bir irade beyanı geliştirdiğini biliyoruz. Bu iki. Bütün bunlar, yani mesela bir anda Rusya ekonomisinin error verdiğini ya da default olduğunu düşünürsek bu bütün o petrol üreticisi ülkelere yansıyacaktır. Diğer yerlerde de terör sebebiyle bir istikrarsız ortam var. İnsanlar yalnız ve yalnız altına yatırım yapabilirler. Yani gidebilecekleri yegane yatırım aracı altın. Evet. Petrolü sırtınıza alıp gidemezsiniz. Dolar bazı ülkelerde geçerli, dolarize olmayan ülkelerde geçerli akçe değil. Örneğin Çin'de ve benzeri ülkelerde. Bu yüzden dünyanın pek çok bölümünde altına doğru bir yöneliş olacağını düşünüyorum. Benim de tahminim yıl sonu itibariyle, 2015 sonu itibariyle 1400 dolarların üzeri. Ama bu beni bağlar, kimseyi bağlamaz. Sakın ha, bana göre yatırım yapmayın. Buyurun, petrol. Petrolle ilgili olarak tabii çok spekülatif, manipülatif bir alan bakıldığında. Yani dünya büyümesine baktığınız zaman aslında
bu rakamlar, bu 64'e gelen rakamlar hatta daha da aşağısını görme potansiyeli olan bir emtiadan bahsediyoruz. Ama mesela Morgan Stanley 46 dolar dedi. Önceki gün bir raporu vardı. Evet. Hakikaten böyle bir yere gelebilir mi? Vallahi umarım gelmez. Çünkü o 2008-2009 dönemlerinin rakamları. Yani çok da işte hep konuştuğumuz şey. Neden düşüyor? Yani bunun düşmesi de aslında biz mutluyuz böyle düşüyor. Azalan düşüyor. Talep mi? Aynen öyle. Azalan üretim talep mi? Aynen. Üretim mi? Yoksa sizin de söylediğiniz gibi politik sıkıştırmalar mı? Bazı ülkelere politik sıkıştırma yüzünden mi? Ama genel olarak bakıldığında hani politikada çok politize bir durumda düşüyor şu an. Fakat genel olarak dünyadaki talebin de yavaşlıyor olması bunda önemli bir etken. İşte bunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu daha da aşağıya gitmesi, Morgan Stanley'nin tahminlerine doğru bir yol alması da pek hayra alamet değil. Çünkü biz işte demin bu yaptığınız mesela cari açık tahmininde öyle bir noktada sizin ihracatınız da çok ciddi darbe yiyecek demektir. Çünkü tabii. Neden? Siz kime satacaksınız eğer ki talep olmazsa dünyada bir resesyon tehlikesi daralırsa aynen öyle böyle bir tehlike baş gösterirse 2008-2009'da olduğu gibi işte Avrupa'yla İhracatımız ciddi bir daralma gösteriyor. Bugün de hatta Erdem Başçı bir çalışmadan bahsetti. Son yapılan çalışmalarda tamamen kur etkisinden daha ziyade Avrupa Birliği ile olan ihracatımıza o tarafın büyümesi belirliyor. Bu anlamda hani orada bir sıkışma olduğunda siz bunu ihracat tarafında göreceksiniz. O yüzden tabii bunu tahmin etmek zor. Şu anlamda zor. Makro taraftan bakıldığında demin de söylediğim gibi dünya büyümesi ve Fed'in genişlemeci para politikasına son vermiş olması bu anlamda. Tabii ki emtiaları daha önce gördüğümüz gibi anlaşılmaz bir çıkışa sürüklemeyecek. Tam tersi bir dönemi görüyoruz ama bir yandan da işte bunların çıkarım maliyetleri var. Daha manipülatif hareketleri dönem dönem görme ihtimalimiz var ama makroekonomik açıdan bakıldığında yani diğer şeyleri hiç kale almazsak eğer buradaki seviyeler biraz daha belki aşağıya gelebilecek noktaları gösteriyor ama söylediğim gibi yani bu bir anda Rusya'dan gelebilecek bir hareketle farklı bir Ukrayna'ya yine herhangi bir sıkıntı olması durumunda ya da jeopolitik sıkıntıların bir anda baş göstermesiyle beraber aynı altında görebileceğimiz risk gibi burada da görebiliriz ama makro taraftan bakıldığında yani bu seviyeler hatta biraz daha aşağısı daha makul gibi görünüyor. Evet. Ama çok da sevinmemek lazım. Onu da ifade etmek istiyorum. Peki. Ege Hocam şimdi Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın bugün bir kullandığı deyim oldu, ibare oldu. Basiretli borçlanma dedi. Ve bankalara kısa vadeli pozisyonlarından çıkıp uzun vadeli borçlanma pozisyonlarına geçmelerini öneriyorum dedi. Bence çok ciddi bir uyarıydı bu. Yani acaba orada Merkez Bankası Başkanı ne görüyor? Bir sarı alarm gördüğü için mi söylüyor? Hayır. Yani testi kırılmadan biz görevimizi yapalım, uyarımızı yapalım. Ve herkes ona göre ayağını yorganına göre uzatsın. Bu mudur? Evet yani bu temayı uzun zamandan beri işliyor Erdem Başçı aslında. Yani son sunumlarında daha çok bu basiretli evet. borçlanma temasını gündeme getirdi. Ama yani mesela finansal istikrar raporlarına da bakarsanız yani son zamanlarda özel sektörün aslında kredi hacmini yavaşlatması daha önceden aldığı bütün politikalar hatta daha da geriye gidin. Yani daha da geriye gittiğiniz zaman işte kredi kartlarıyla ilgili BDDK'nın aldığı önlemler vesaire. Tabii. Bunların hepsi yani sırf bankacılık sektörüne demek istemiyorum. Yani kredi hacmini genel olarak özel sektörde kredi genişlemesini durdurmaya çalışan belli bir perspektifi var Merkez Bankası'nın. Yani Merkez Bankası burada bir sorun uzun zamandan beri görüyor. Zaten yani 2012'de de yaptığı müdahaleler tepsi buna bence de çok doğru yerinde hareketlerdi bunlar. Evet tabii bunun belli bir ölçüde büyüme tarafında bunların azaltıcı etkilerini tabii ki gördünüz ama orada çok daha kötüye gidecek bir gidişatı daha önceden tespit edip orada düzeltmeye çalışıyor. Çünkü şunu görüyor. Elbette önümüzde var olan süreç içerisinde bir potansiyel tehlike durumu var. O da herkesin bildiği işte Fed faiz oranlarını yükselttiği zaman dünyadaki likidite koşulları değişecek ve dolayısıyla buna karşı önlemini şimdiden daha güçlü bir finansal sektörle girmeye
çalışıyor. Yani bilançoların çok bozuk olmadığı, bu kadar bozuk bilançolarla girdiğiniz zaman, borçluluğunuz çok fazla olduğu zaman, bu darbeyi yediğiniz zaman, büyüme daha da düştüğü zaman, o zaman daha ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun önlemini almaya çalışıyor. Bunları sürekli olarak tekrar ederek vurguluyor. Yani olan durum bu. Yani şimdi dünyada da baktığınız zaman aslında biraz, yani evet, bizim bu biraz önceki düşük petrol fiyatı ve bir şey, düşük risk primi, işte bu hikayeler çok güzel seviliyor. Bu hikaye piyasa tarafından da çok tutuldu. Ama bir taraftan da baktığınız zaman, şimdi Amerikan 10 yıllıkları da bütün bu hikayede aslında, yani hala 2 nokta, biz zaten hala parayı alabilmemizin sebebi bu 10 yıllıklarda uzun vadeli faizlerde Amerika'da şeyler bir türlü 2.3'ü geçmiyor. Aslında şeyde bak, bu düşük fiyatlara rağmen, bu düşük petrol fiyatlarına rağmen Amerikan enflasyonundaki beklentiler de düşük. Yani sanki böyle dünyada, tabii onu da başka yerlerden de biliyoruz, dünyada böyle bir durgunluk havası zaten var. Bütün bir Avrupa zaten malum. İşte Japonya iyicene tescillendi. Çin'den de bazı sinyaller geliyor. Bütün dünya böyle. Şimdi bütün dünya böyle olduğu zaman altın da biraz yükseliyor. Belki de biraz onunla da alakalı. Sanki Amerikan 10 yıllıklarında da böyle bu biraz böyle resesyon havası. Yani var, o hava var. Çünkü dolara karşı yüklenişin de öyle bir havası var. Yani hep olduğu zaman, hatırlayın, kriz döneminde de birdenbire Amerikan doları yukarı doğru gider. O Amerikan uzun vadeli faizleri. Çünkü para orada güvenli limanlara park edilmeye başlanır. Yani böyle bir hava da geliyor. Yani biz böyle çok olumlu okuyoruz bunu ama bir taraftan da böyle, bir taraftan da böyle bir olumsuz sinyaller de öbür taraftan var. Bir türlü 10 yıllıklarda kıpırdamıyor yerinden. Yani sanki ne olursa olsun, yani hem öyle hem böyle, birazcık da durum böyle. Yani bunu dolayısıyla hep demek istediğim, yani bu duruma, hem o durgunluk durumuna, hem de olası bir şekilde faizler yükseldiği zaman, 10 yıllıklarda yükseldiği zaman Türkiye'ye girmeyecek olan sermaye havaları daha güçlü bir bilanço yapısıyla girmek istiyor. Peki, evet. Altınla ilgili yorumlar var. Çok güzel yorumlar olduğunu söylüyorlar. Birol Köstüklü diyor ki, altın yorumları için çok teşekkürler. Altın güvenli liman, dolar da kale olarak görülebilir mi? Aynen öyle, bravo. Zaten çok olağanüstü bir izleyicimiz var. Bizim yani çok şeyi, çok çabuk. Bir tweet var mesela, onu okuyacağım. Muna tam böyle satır arasını okumuş, yani şifreleri okuyarak izliyor demek ki. Diyor ki, Ali Bey diyor, altın için söylediklerinizden altın düşecek diye toplayıp ters algı yaratıldı anlamı da çıkıyor galiba. Evet öyle. Altının düşmesi için bir ters algı yaratıldı ve altın gelebildiği minimum sınırlara kadar geldi ama bundan sonrası için çıkma ihtimali var. Tabii ki bunu elbette bir yere dayanarak söylemiyoruz ama bir varsayımsal. Bilal Talaz da diyor ki, günün sözünü cümle içinde kullanırsak çok basiretli bir program gerçekleşiyor diyor. Çok beğenmiş. Ya Taşkın'ın sorusu size ama ben hiç üstüme almıyorum. Altın yorumunu ben yapmamış gibi davranıyorum bakın. Diyor ki, bence Amerika'da 2015'te faiz artırımı gelirse altın 700 dolara iner. Hadi buyurun. Şimdi hep ben felaket senaryoları yapmaktan hiç hoşlanmam. Yani 2009'dan beri böyle bir polyanlaydım. Her şey güzel olacak. Hani Allah da yüzüme baktı. O öngörüler. 2014'e kadar getirdik. 2015'ten yıl başı bir yazısı yazarım. Yıl sonu, yıl başı. Yani 2015 senden korkmuyorum mu desem. 2015 dolar yılı. Kim korkar, dolarcı diyecekler. Gibi değil mi? Evet. Evet, altın yazsam altında pozisyon almış diyecekler. Bunların hiçbirisi gerçek değil tabii. Şimdi son dönemde biz bu büyüme rakamında nasıl hepimiz ters köşe olduk? Biz 2.8 bekliyorduk mesela, 1.7 geldi. Tek bir veriyle tabii ki sonuç çıkmaz ama evet, bu önemlidir, yılın sonuna geliyorsa eğer bu rakamda. Şimdi şunu özetlemek istiyorum. Altın ve dolar. Burada enteresan şeyler olabilir. Dünyada artık toplu tüfekle savaş olmuyor. Rusya yaptırımlarında son aşamaya gelindi. Özellikle İran petrol fiyatlarındaki düşüş ve üretimin halen aynı şekilde olmasına isyan etti. Biz neyi biliyoruz? İran, Rusya, Çin gerekli olduğu noktalarda birbirleriyle rahatlıkla bir araya gelip ittifak kurabilen 3 tane ülke. Evet. Ve aynı zamanda da doğal enerji zengini ülkeler. Şimdi Fed'in sürekli faiz arttırımını konuşuyoruz. Fed güçlü bir merkez bankası. Şimdi bir takım adımlar attı. Faiz artırışını destekliyorlar. Arttırım içinde istihdamı ön plana getirdiler. Evet, istihdamda yine tarım dışında sürpriz rakamlar geldi. Şuraya gelmek istiyorum. Dolarda ve Fed'in açıklamalarında
enteresan günlere yaklaştık. Yani bana göre bu 17 Aralık, hani geçen sene 17 Aralık şey, geçen sene Aralık ayında bizi sürpriz yapıp ben parasal genişlemeyi bitiriyorum demişti ya. Evet. Hani öyle bir şey değil. Son gelen noktaya baktığımızda Rusya yaptırımlarında son noktaya gelebilmek adına FED bir kez daha sürpriz yapıp piyasaları ters köşeye getirip, çünkü neyi biz bekliyoruz? Daha ılımlı konuşacağını, o kayda değer şeye ibaresinin kalkıp kalkmayacağını tartışıyoruz. Ya FED, ben 2015 işte Haziran'ı beklentileri var, Eylül beklentileri evet. var. Bir tarih açıklarsa piyasa hiç bunu fiyatlamadı. Ben Derseki. Nisan'da veya Mayıs'ta ya da Mart'taki rakamlara bakarak bunu böyle bir adım atabilirim gibi bir açıklama yaparsa, işte o zaman Amerikan 10 yıllıkları da yukarı yönlü hareket eder. Önce hani bir harakir yapar burada şey FED belki, ama dolarda ve altında ve borsalarda çok sert hareketler olabilir. Böyle bir olasılığa karşı da yatırımcının bence hazırlıklı olmasında fayda var. Ama en azından var. Belirsizlik bitmez mi? Nereye gelecekse bir an önce gelir ve biter bu belirsizlik. Yani evet, en azından çünkü yaklaşık iki yıldır yani. O şeyi evet, sürdürüyor. O yüzden yatırımcıya şunu söylüyorum. Yani yılın sonuna yaklaşmışken rally falan beklemesinler. Yarı nakit, yarı hisse ya da hangi şeyde varsa pozisyonu, ama daha orada. Temkinli bir duruş sergilesinler. Selçuk, ne kadar vaktimiz kaldı? 3 dakika mı? 2. Hocam 2 dakikamız kalmış. Son soru size. Şimdi biliyorsunuz Türkiye öteden beri şunla övünüyor. İşte enerjiyi dışarıda bıraktığımız takdirde biz cari açık veren bir ülke değiliz. Hatta cari fazlamız bile var. Doğru. Şimdi bu durumda petrol fiyatları aşağı doğru gidiyor. Doğalgaz kontratlarını yeniliyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı önceki gün Rusya Enerji Bakanı ile ve Gazprom'la yaptığı görüşmelerde kontratların aşağı ineceğini söyledi. Dolayısıyla gazı da çok ucuza alacağız. Yani ucuz petrol, ucuz gaz bizim tabii ki sıfır cari açık vermemize sebep olmayabilir, ama 2015'te bize nasıl bir iklim sunabilir? Şimdi tabii bu arada doğru nasıl bir, ya elbette bunu görüyoruz, yani bu, eğer bu böyle devam ederse bu trend 2015'in ilk yarısında hiç olmazsa, yani bizim orada ciddi bir cari açımızda düzelme, iyileşme olur. Ama bakın evet. Şimdi düzelme, iyileşme dediğiniz zaman beklediğimiz nedir? %5 gayri safi milli hasılın mesela, iyi bir, yani bunlar senaryolarımız bu. Daha 6 pek fazla kimse telaffuz etmiyor aslında bütün senaryolarda. %5 de aslında ciddi bir oranda yüksek bir cari açık. Yani şimdi ben bunun bu kadar, bunun bu senaryonun üzerine yaslanarak her şeyin böyle toz pembe görülmesinin gerçekten bizi aslında biraz yanılttığı düşüncesindeyim. Hem piyasayı da yanılttığı düşüncesindeyim. Şimdi tabii ki Merkez Bankası'nın yaptığı konuşmayı anlıyorum. O tabii beklentileri kırmak istiyor evet. ve dolayısıyla bunun üzerinden beklentileri kırabilir. Çok doğru. Evet, orada da bir gerçek payı da var, ama yani hem enflasyonumuz işte bu petrol fiyatından dolayı düşecek. Hem cari açımız düşecek. Bitti. Türkiye'nin hiçbir sorunu kalmadı. Böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir şey olamaz yani. Canımız hani sıkılır tamam zaten. Hani ya, hayır. Yani bu kadar. Yani böyle diyorsunuz ki çok İsviçre gibi de olmak istemiyoruz. Evet, yani, istemiyoruz doğru. herhalde. Dolayısıyla ya böyle... ben burada biraz şüpheyle yaklaşılması, içinde gerçek evet. paylarının olduğunu tabii ki katılıyoruz. Yani cari açık düşecek, enflasyona da etkisi olacak, ama yani bu kadar birdenbire bütün sorunlarımızı petrol fiyatı ortadan kaldırıyormuş gibi düşünmek. Bakın bunun da mesela bir şey de şu. Eğer böyle olsa piyasada, yani bir Fed'in konuşması, bir sinyal mesela değiştiği zaman nasıl döviz kuru birdenbire yukarıya doğru gidiyor? Yani bu kadar, yani hani bir, burada bir demek ki bir kırılganlık var. O döviz kuru yukarıya doğru gittiği zaman siz enflasyonun üzerindeki o oradan gelecek olan etkiyi petrol fiyatından falan gelen etkiyle dengeleyemeyebilirsiniz. Yani o kadar kolay olmayabilir bu işler. Yani onlara dikkat etmek lazım evet. birazcık. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Belgin Hanım. Çok teşekkürler Ege Hocam. Çok teşekkürler Gülay Hanım geldiğiniz için. Her şeyi konuşmaya çalıştık. Vaktimiz şu burada noktalanıyor. Reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra sadece bülteni kapatmak üzere burada olacağım.